Herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Neden uzun zamandır video çekmiyorum? Çünkü uzun bir tatildeydim. Aslında kısa bir tatil olacağını düşünmüştüm. Fakat farklı gelişmelerden dolayı uzadı tatilim. Dolayısıyla memleketime döndüm. Döndüm ve çok fazla kitapla geri döndüm. Çünkü biz bir otele gidip kalmadık. Yani sahil şeridi boyunca Ege kıyılarını dolaştık. Dolayısıyla bu Can Yayınları'nın 9 TL kampanyasının neredeyse bütün şehirleri gezdim diyebilirim. Alaçatı, işte Çeşme taraflarında. Dolayısıyla her gittiğim Diyanar'a baktım. Yani dişe dokunur hangi kitaplar alabilirim. Çünkü bu yıl 9 TL kampanyasında hani bunları dikkate almayın. Hani ben tek tek her yerden topladım. Ama mağazaya gidip baktığınızda, tek bir mağazaya girip baktığınızda çok az kitap vardı. Yani geçen seneyle hele kıyaslandığında çok çok az kitap vardı. Dolayısıyla arkadaşlar, ben çok fazla mağaza gezip birer ikişer oradan buradan topladığım için bu kadar kitabı toplayabildim. Ve şunu söyleyeyim ki bu kitapların yarısından çoğunu raflardan seçtim. Yani ortaya koymuyorlar arkadaşlar çoğu kitabı. Mesela ben YouTuber arkadaşlardan izlediğim kadarıyla mesela neler varmış diye gidip baktığımda herkesten farklı kitaplar gördüm. Dolayısıyla ha dedim, demek ki Albert Camus'un işte Mutlu Ölüm kitabı da var. İşte Gabriel Garcia'nın Şerh Saati de var. Her videodan farklı farklı kitapları görerek eğer ortada masada yoksa raflara gidip bakarak tek tek bu kitapları buldum. Evet, başlayalım artık kitapları göstermeye. İlk sırada bulduğum, en çok sevindiğim kitaplardan biri Albert Camus'dan Mutlu Ölüm kitabı. Biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödüllü bu yazarın kitabı. Bunu şeyde bulmadım, masada bulmadım, 9 TL'lik masada. Bunu raftan seçtim arkadaşlar. Daha sonra az önce dediğim gibi Gabriel Garcia Marquez'in Şer Saati isimli kitabı. Bunu da yine raftan buldum. Daha sonra Doris Lessing'in Jack Horner'in Günaha Çağrılışı. Bu kitap geçen sene 7 TL kampanyasında vardı fakat hiçbir mağazada bulamamıştım. Dolayısıyla bu yıl buldum ve hemen aldım. Çünkü Nobel ödüllü bir yazar arkadaşlar. Daha sonra yine Gabriel Garcia'dan 12 Gezici Öykü kitabı. Yine bunu bulduğuma çok sevindim. Ve yine 9 TL'lik masada yoktu arkadaşlar. Bunu da raftan aldım. Daha sonra Doris Lessing'den yine Nobel Edebiyat Ödüllü Mara ile Dan isimli kitap. Biraz böyle yıllanmış bir kitap gibi ama yine de önemlidir benim için görüntüsü. Nobel Ödüllü olduğu için aldım. Daha sonra Barış İnce'den Sarsıntı isimli kitap. Bu kitabın yorumunu kimde görmüştüm? Sanırım Ebru Aykaç'ın videosunda görmüştüm. Israrla öneriyorum demişti. Dolayısıyla aldım. Bir diğer aldığım kitap Siren. Bu geçen sene çıktı bildiğim kadarıyla. Yine yeni çıkan kitaplardan olduğu için bunu da aldım. Ayrıca kapak tasarımı da çok güzel. Daha sonra yine Ebru Aykaç'ın videolarında çok görmüştüm. Max Frisch ya da Max Frisch, bilmiyorum nasıl okunuyor. Bu yazarın kitaplarını çok beğeniyor Ebru Aykaç. Ben de onun zevklerine güveniyorum. Dolayısıyla bunu da aldım. Ardından Ozanlar, Yazarlar, Kitaplar Adnan Bin Yazar'dan. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkçe öğretmeniyim. Dolayısıyla yazarlar ve bu yazarların yazdığı kitaplar Türk edebiyatında benim için önemli. Dolayısıyla bu bir deneme kitabı ve Ömer Seyfettin'den Nurullah Ataç'a, Gültekin Akın'dan Adalet Ağaoğlu'na kadar pek çok değerli sanatçımızın kültürümüze nasıl katkıda bulunduğunu denemeler aracılığıyla anlatıyor. Pek çok yazardan bahsediyor. Dolayısıyla benim için önemli bir kitaptı ve aldım. Bir diğer kitap Proleterler için Patafizik Dersleri, Onur Akyıl. Bu kitabı arkadaşlar çıktığı günden beri merak ediyorum. Kapak tasarımı, ismi çok beni açıkçası cezbetti ve dolayısıyla yine aldım. Bir diğer Doris Lessing kitabı Alfred ile Emily. Arkadaşlar kitabın ortasında hafif bir sararma var sizin de gördüğünüz gibi. Nasıl olmuş bilmiyorum ama açıkçası o kadar da önemli bir şey değil.
Daha sonra E.T.A. Hoffman'dan Kedi Mur'un Hayat Görüşleri. Hoffman'ın İş Bankası yayınından çıkan kitapları da var. Dolayısıyla bildiğim bir yazar ve merak ettiğim bir yazar. Dolayısıyla bunu da aldım. Şöyle kalın bir kitap. Normal fiyatını söyleyeyim dedim ama yazmıyormuş. Büyük ihtimal pahalı kitaplardan biri. Daha sonra Rilke'den Maud Leoridis'in Leoridis Bridge'nin notları. Nasıl okunuyor hiç bilmiyorum. Bu kitabı da kimin videosunda görmüştüm? Felsefeci bir bayanın videosunda görmüştüm. Şu an adını hatırlayamayacağım. O da tavsiye etmişti. Dolayısıyla aldım. Ya pek çok kitap ya tavsiye üzerine ya da benim referansımda bildiğim kitaplar. Dolayısıyla aldım. Yine Patrick Melrose'lar arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. 5. ve 4. kitabı. Geçen sene de 1 ve 2. kitabı vardı standta. O zaman almamıştım. Açıkçası şu an pişman oldum almadığıma. Daha sonra Tutiname. Bu bir papağanın anlattığı Binbir Gece Masalları tarzında bir kitap. Binbir Gece Masalları dememin olayı papağan burada sürekli bir masal anlatma durumunda. Çok enteresan bir konusu var. Dolayısıyla bir de Behçet Necati İlgin'in Türkçesiyle. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle okunmalı bence. Daha sonra Petros Markaris. Petros Markaris kitabı Çe intihar etti. Bu kitapları geçen sene yine 7 TL kampanyasında görmüştüm ve çok merak etmiştim. Fakat geçen sene çok fazla kitap aldığım için, yani 30'u aşkın kitap aldığım için daha fazla almak istemedim ve bunlar kalmıştı. Üzülüyordum. Bu yıl gördüm. Tekrardan aldım. Yine kalın kitaplardan 41,5 TL ve yeni çıkan kitaplardan. Sanırım geçen sene yeni çıkan kitaplardan da öyle aklımda kalmış. Bir polisiye kitabı. Aynı şekilde Batık Krediler yine aynı kişinin kitabı. Yine bir komiser Haritos polisiyesi. Evet, bu şekilde. Bunun da fiyatı 37,5'muş. Daha sonra yine klasiklerden devam ediyorum. Gustav Meyrink'ten Batı Penceresi'nin Meleği. Bunlar çok bilindik yazarlar olduğu için arkadaşlar hiçbir referansa ihtiyaç duymadan görür görmez aldım. Yani klasik kitapların hepsini aynı şekilde aldım. Çünkü klasikleri her türlü okurum yani. Daha sonra Murat Gülsoy'dan Ve Ateş Bizi Tüketiyor. Bu kitabı yine Ebru Aykaç'ın tavsiyesiyle aldım. Murat Gülsoy'un kitaplarını şiddetle öneriyor. Dolayısıyla görür görmez aldım. Ardından Maxim Gorki'den İnsanlar Arasında. Yine hiç düşünmeden aldığım kitaplardan biri. Çünkü Gorki'nin kitabı. Bir diğer kitabım yine Gorki'den Mujik. Şuradan devam edelim. Daha sonra Oya Baydar'dan Köpekli Çocuklar Gecesi. Bu distopik bir romanmış sanırım. Ekolojik distopik bir romanmış. Dolayısıyla yine merak ettiğim kitaplardan biriydi. Burada bir kule oluştu bu arada. Sodamı da alayım şuradan. Evet. Şöyle ayarlayayım. Artık kadraja girmeye başladı kitaplar. Evet, Latife Tekin'den devam ediyorum. Muinar isimli kitabını aldım. Açıkçası Latife Tekin'in hiçbir kitabını okumadım. Ve çok merak ettiğim kadın yazarlardan bir tanesi. Kesinlikle kendimi geliştirmem için okumam gerekiyor. Devam ediyorum yine Latife Tekin'den. Ormanda Ölüm Yokmuş. Bir diğer Latife Tekin romanı da Aşk İşaretleri. Evet, daha sonra Kız Na Tamam Bir Şeydir. Yine bir roman. Berna Durmaz'dan Karayel Üşümesi. Berna Durmaz'ı yine Ebru Aykaç'tan duymuştum ve yine ısrarla tavsiye ediyorum demişti. Aynı şekilde yine Ağızdaki Kuşlar, bu kitap da kesinlikle onun tavsiye ettiği kitaplardan bir tanesi. Hatta çok beğendiğini söylemişti. Dolayısıyla bunu da aldım. Bir sonraki kitap Cybill Burke'den Hayat İçin Teşekkürler. Bu kitap yine geçen sene reyonda olup da benim alamadığım kitaplardan ve içimde kalan kitaplardan biriydi. Bu yıl görür görmez hemen aldım. Daha sonra yine Cybill Burke, Uyuyan Adam. Patricia Highsmith'ten Köpeğin Fidyesi. Bunlar arkadaşlar bu 35 liralık falan kitaplar. Yani
Biri 34, biri 35. Şöyle bir bakıyorum. Yine 33. Yani hep bu civarda kitaplar 9 liraya bulunca kaçmaz. Boynun etrafındaki şey yine tavsiye üzerine aldığım kitaplardan biri. Bunda fiyatı 29 liraymış. Evet, benim bu yıl aldığım kitaplar böyleydi diyecektim ki şurada hiç göstermediğim kitaplar olduğunu fark ettim. Şöyle çekeyim. Gorki'den Yaşanmış Hikayeler. Bayağı kitap almışım. Sonra Hoffman'dan Şeytanın İksirleri. Yine Hoffman'dan Üstad Pire. Yani kitap tasarımları ve isimleri çok güzel arkadaşlar. Yani hani insan acayip merak ediyor. Gerçekten hani çok merak ederek aldım bunları. Çehov'dan Sıra Dışı Bir Adam ve Diğer Öyküler. Çehov'un hikayeleri mükemmel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Daha sonra Elaine Fournier. Atsız Ülke. Bu kitabın çok fazla kişide yorumunu görmüştüm. Merak etmiştim ve aldım. Daha sonra Jack London'dan Katıksız Sevgi. Kendim bir Jack London hayranıyım. Dolayısıyla bunu da almazsam olmazdı. Maupassant'tan Ölümden Acı. Ve Oscar Wilde'dan ya da Oscar Wilde'den De Profundus isimli kitap. Evet, göster bitmedi. Şöyle çekeyim. Kadrajı sokayım yeniden kitapları. Evet, benim bu yıl aldığım kitaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Biliyorum çok fazla kitap aldım ama sebebini de söyledim. Geçen sene almak isteyip de bulamadığım kitaplardı çoğu. Dolayısıyla bulunca kaçırmadım. Ve bu kadar kitabı tabii ki bir Diyanar'da bulmam olanaksız. Sizin de bildiğiniz gibi neredeyse sahil şeridindeki bütün Diyanar'ları gezdim diyebilirim. O süre zarfında da tabii ki pek çok kitabı bulma şansına eriştim. Sadece Manisa'da olsaydım bu kitapların hiçbirini bulamazdım neredeyse. Çünkü gerçekten ciddi manada az kitap vardı. Pek çok şehirden aldığım, Diyanar kampanyasına aldığım kitaplar bu şekildeydi. Bu kampanyadan siz neler aldınız? Benim acaba bulamadığım düşünüyorum. Birkaç kitap kaldı. Yani Emma mesela, bu kitabı almayı çok istiyorum. Daha sonra Doris Lessing'in 19 numaralı odaydı sanırım. O kitabını almak istiyordum ama o kitabı bulamadım. Düşünün yani, o kadar Diyanar gezdim, bulamadım. Dolayısıyla aldığım kitaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size yararlı olmuştur. Bu şekilde arkadaşlar, standta bulamazsanız bile yine de raftan gidip bu kitapları alabilirsiniz. Kasada göreceksiniz ki fiyatı 9 liraya düşüyor hemen. Dolayısıyla aman işte masada yok deyip umudunuzu kaybetmeyin. Benim gibi raflardan alın diyorum. Evet. Uzun zamandır ilk defa video çektiğim için çok neyse heyecanlandım saçma sapan bir şekilde. Evet, benim aldığım kitaplar böyleydi. Siz neler aldınız yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.